Bu videoda lazer kazıma makinelerinin zeminleri için üretilmiş atom stack'in bal peteğini inceleyeceğiz ve sayısız faydalarından bahsedeceğiz. Şimdi lazer kazıma makineleriyle çalışırken ben genellikle zemine bir MDF koyuyordum. MDF'nin kesilmesi biraz daha zor olduğu için zemin de güzel duruyordu. Ama MDF de üstü az da olsa yanıyordu ve alttan gelen alevler benim kendi kestiğim materyalleri böyle kahverengi falan yapıyordu. Bundan bıkmıştım. Çeşitli yöntemler denedim. Alta cam koydum. Cam ışığı iletiyor, dolayısıyla yanmıyordu ama bir noktadan sonra cam da eriyip yapışmaya falan başladı. Kenarlarını yükselterek üstüne koyduğum şeyler vardı. Bu sefer kesilen şeyler aşağı doğru düşerken çapraz falan kalıp böyle yine bazı kirlikler üretebiliyordu. En sonunda başka bir çarem kalmadı ve bal peteği almaya karar verdim. Bal peteği kullanırken en çok işime yarayan şey sadece arkasının değil ön tarafının da tertemiz bir şekilde çıkması oldu. Ben sadece arka taraftaki o kahverengiler gidecek diye düşünüyordum ama ön tarafta da daha az kahverengilik yaşadım. Çünkü daha az duman çıktığı için, yani duman eşit dağıldığı için ışık kırılması gibi şeyler de ortadan kalktı ve tertemiz sonuçlar almaya başladım. Diğer faydalarından bir tanesi de alt tarafın kesildiğini görebilmemiz. Yani kesilince alt tarafa lazer geçiyorsa anlıyoruz ki modelimiz kesilmiş oluyor. Eğer kesilmediyse mesela bir tur daha aynı hareketi yap diyebiliriz. Ama modeli yerinden kaldırıp tekrar oraya koyup aynı yere milimetrik bir şekilde denk getirmemiz mümkün olmadığı için kazıma sırasında lazerin alt tarafa geçip geçmediğini görmek de benim için bayağı önemli. Diğer faydalarından biri de şu, bal peteğinin altından da hava geldiği için, yani sadece üstten değil alttan da hava aldığı için çok daha verimli bir yanma oluyor. Lazerler de zaten yakarak kestiği için çok daha düşük lazer gücüyle ya da aynı güçte olsa bile çok daha hızlı bir şekilde aynı verimi elde edebiliyoruz. Bunu da şu elmas gibi şeyleri keserken çok net bir şekilde görüyoruz zaten. İlk yaptığım testte doğrudan MDF'nin üstünde yapmıştım. Altı mahvoldu, üst tarafı da bayağı kötüydü. Aynı ayarlarda bal peteğinin üstünde yaptım. Temiz bir şekilde kesti ama çok iyi oksijen aldığı için, daha fazla oksijen aldığı için arka tarafı yanmıştı. Ben de lazer gücünü bayağı düşürüp hızını da biraz arttırıp 3. kesimi yaptım ve 3. kesim mükemmel bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonrasında bir de kartonla deneyeyim dedim. Lazer gücünü biraz daha düşürdüm. Kartonun etrafında yanma belirtisi bile yok. Makasla kesilmiş gibi tertemiz bir şekilde çıktı ortaya. Bir de bal peteğiyle çalışırken şöyle bir dolaylı fayda sağlanıyor. Bal peteğinin yanında 4 tane böyle vida olduğu için bir şeyler oraya çok rahatlıkla sabitleyebiliyoruz. Mesela uzun bir tahta koyup onun bir kısmını keseceksek bir tarafı havaya kalkıyor, odak dışı kalabiliyor ya da lazerin kafasına çarpabiliyor. Böyle bir problemden de kurtulduğumuz için daha güzel bir şekilde kazıma ve kesme yapabiliyoruz. Ama bu vidalara dikkat edelim. Lazer tekrar eve doğru dönerken, yani sol alt köşeye dönerken bazen o vidalara çarpabiliyor. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, çok daha kaliteli ve çok daha hızlı baskılar almak istiyorsak ve lazer makinamız varsa kesinlikle bir bal peteği sahibi olmanızı tavsiye ederim. Videonun açıklamalar kısmında indirimli bir link paylaştım ve kanalıma özel ayrıca bir indirim kuponu tanımlandı. Bunlardan da faydalanmak isterseniz açıklamalar kısmına göz atabilirsiniz. Önümüzdeki hafta şu ana kadar kullandığım en güçlü lazer rekorunu kıran başka bir lazer makinesinin incelemesini yapacağım. Lazerlerle ilgili videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.